İşte Sedat Peker'in beslendiği 3 bilgi kaynağı. Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında ülke gündemine oturan iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaynaklarına ilişkin kulislerde konuşulanları aktardı. Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında ülke gündemine oturan iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaynaklarına ilişkin kulislerde konuşulanları aktardı. Ankara'da yapılan değerlendirmelerde Peker'in zamanında kendi sahip olduğu, bir kısmı kulaktan dolma bilgilerin yanı sıra üç kaynaktan daha bilgi akışıyla beslendiği tahmin ediliyor, diyen yetkin, şunları kaydetti. Önem sırasıyla yazmıyorum ama ilk planda Erdoğan'a düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla yaklaşan muarızları bulunuyor. İkinci planda zamanında Sedat Peker ile irtibat içinde olup ondan belki de gizli kapalı işleri için yardım istemiş olan iş dünyasından isimler var. Peker'in telefon konuşmalarının kaydını tutup açıklamaya başladığı anlaşıldıktan sonra, bu isimlerin kendilerinin de ifşa edilmemesi karşılığında kendilerinden istenen bilgileri paylaşma sarmalına girdiği değerlendirmesi yapılıyor. Üçüncü sırada ise Peker ile siyasi, ticari ve şahsi çıkarları için yakınlaşmış olan siyasetçiler, bürokratlar, yargı üyeleri ve gazeteciler bulunuyor. Hatırlanacak olursa Peker, AK Partili Metin Külünk'e 10 bin doların çok üstünde, defalarca, çanta dolusu para verdiğini ifşa ederken, başka siyasetçiler de olduğunu ama kendisine dokunmayana dokunmayacağını söylemişti. Açığa çıkmak istemeyen bu isimlerin, diyelim Peker'den telefon gelse, kayda gireceğini bile bile, ifşa olmamak korkusuyla açmama şansları da çok düşük. Peker'in bu sayede hatta Soylu'nun yakın çevresinden dahi bilgi sızdırabildiği konuşuluyor. Yetkin son olarak, yakın zamana kadar vıcık vıcık iç içe olan siyaset ticaret devlet tam ilişkilerindeki bazı aktörlerin, şimdi birbirlerini satarak kendilerini en az hasarla kurtarma çabasına girdiği anlaşılıyor, değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de gelişen son dakika gündemiyle ilgili gelişmeleri bu kanalda bulabilirsiniz. Güncel haberler için abone olmayı unutmayın.